Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım, kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz. Evet, bugün Borsa İstanbul'a baktığımızda işin açıkçası çok fazla kayda değer bir hareket yoktu. Borsa İstanbul'da yataylık var diyebiliriz değerli arkadaşlar. Şöyle baktığımızda, evet, bankalarda son anda bir satış vardı. Ancak diğer hisselere baktığımızda yatayda pozitif bir hisse durumu ve borsa durumu var diyebiliriz. Açılışta bir yukarıya doğru geldik. Daha sonra kapanışa doğru yeniden aşağıya doğru indik. Şimdi şöyle baktığımızda yol haritasında 8046'yı gördük değerli arkadaşlar. Yukarıda ise 8149'u gördük ve 8093, yani dip noktaları yakın bir yerlerde kapattık. Ancak bunlar Borsa İstanbul'da son derece normal. Borsa İstanbul'da teknikte az sinyallerde herhangi bir sıkıntı yok. Kar satışı bile olabilir, sorun yok. Ancak asıl Borsa İstanbul'da durumumuza bakmak için, ilerleyen günlerde ne olduğunu anlayabilmek için yol haritamıza bakacağız. Şöyle yukarıdan ve aşağıdan gelen sıkışan bir üçgen içerisinde olduğumuzu göreceğiz. Sıkışan bir üçgen formasyonunda ne var? İşte bir yöne patlar der sıkışan üçgen formasyonu. Eğer yukarıya giderse o üçgenin boyu kadar yukarıya fırlar. Eğer aşağıya kırarsa aşağıya doğru gider. Bu simetrik üçgen formasyonunda arkadaşlar yukarıya veya aşağıya belirleyecek olan nedir? Haber akışlarıdır. Haber akışlarının belirlemesi gerekiyor. İşin açıkçası bu yol haritasına sonra yine bakarız. Ancak sizlerden gelen en çok sorulardan bir tanesi de arkadaşlar, İşte dünkü demiş olduğum finans sohbetin mottosu haline gelen ne sasası ne hektaşı bu alemin kralı bankalardır arkadaş dediğim laftan, işte o lafa istinaden birçok insan diyor ki Selçuk Bey, sasa veya hektaş hakkında çok fazla bir şey söylemiyorsunuz artık eskisi kadar. Şimdi sasa ve hektaş hakkında söylenmesi gereken şeyler arkadaşlar çok zor şeyler değil. Yani finans sohbet görüyor, biz niye göremiyoruz? Finans sohbet nasıl anlıyor, diğerleri nasıl anlayamıyor? Bu işin bir aritmatiği var arkadaşlar. Bu basit bir şey. Şimdi birincisi, yapılan yatırımları Ahmet şöyle diyor, Mehmet böyle diyor, Mustafa şöyle diyor, Ali Rıza böyle diyor diyene kadar faaliyet raporunu açarsınız. Faaliyet raporunda bellidir. Yatırımlar bölümü vardır. Yatırımlar bölümünde hangi şirket ne kadar yatırım yapıyor bu bellidir. Yapılan yatırımların Türkiye ekonomisinde getirisi götürüsü de bellidir. Bunlar gizli saklı şeyler veya sadece finans sohbetin bildiği, sadece Selçuk Bey'in anladığı şeyler değil. Son derece basit şeyler. Bunlardan siz bir uygun bir ileri geri hareketi yaptığınızda, yani bu rakamları doğru yerlere koyduğunuzda, işte Hektaş bu kadar yatırım yapmış, Sasa bu kadar yatırım yapmış, hissenin değeri şudur, ben buna bu kadar para veriyorum, sermayesi budur, bu kadar para, bu kadar hisseye ne kadar para veririm, ben şu kadar para verirsem yılda ne kadar temettü alırım, ne kadar kendimi kaç yıl sonra sıfırlarım, yani FK'sını ilerleyen vadelerde bulursun. Efendim FK'sı bulunamaz, işte yatırım yapan şirketlerin FK'sı yüksek olur. Tamam, kabul ediyoruz. FK'sı, yatırım yapan şirketlerin FK'sı yüksek olur. Ancak söylemiş olduğum olay bir realitedir. Yani eğer demiş olduğum şirketler kelliye çare bulamadıysa, bulduysa, yaşlılığa çare bulduysa, kansere çare bulduysa veya ölüme çare bulduysa bu dediklerim geçerli değildir. Bunun dışında ne yatırımı yaparsa yapsın, isterse uzayda maden araştırması yapsın, geçerlidir arkadaşlar. Nedir bu olay? Nedir bu formül? Çok basit arkadaşlar. Şimdi diyelim ki bir şirket 1 milyon dolarlık yatırım yapıyor. Şirketin sermayesi de 5 milyon TL olsun. 5 milyon TL. Tamam mı? 1 milyon dolarlık yatırım yapıyorsa bunun Türkiye'de TL karşılığı bellidir. Yani yaklaşık 29 milyon TL'dir. Yani 29 milyon TL'lik yatırım yapıyor. Tamam. Bunun bize getirisi ne olacak? Bu 1 milyon TL'yi siz 10 milyon, 100 milyon, 1 milyar dolar, 5 milyar dolar, 20 milyar dolar, 25 milyar dolar olarak projeksiyonlayabilirsiniz. Ama şunu yapmayın. Birisi size bir şirket 20 milyar dolar yatırım yapıyor diyebilir. Onun demesi doğru söylediği anlamına gelmiyor. 20 milyar dolar yatırım yapıyorsa faaliyet raporunda nerede? Referans isteyin. Yatırımlar bölümü var. Yatırımlar bölümü. Şirket bu sene yatırım yapmadı veya bu sene 1 milyon dolarlık yatırım yaptı bölümleri var. Oraya açıp okuyacaksınız. Yoksa Ahmet 1 milyar dolar dedi, Mehmet 5 milyar dolar, at kafadan bilgi yarışması olur mu? Ona göre de yatırım yaparız. O ayrı bir olay. Eğer ona inanıyorsanız da eyvallah, o sizin bileceğiniz iş. 29 milyon TL yapar. 29 milyon TL'yi de arkadaşlar bunun
hasılata çevirdiğiniz zaman yaklaşık 1.2 katı yıllık hasılat elde eder. Yani bir şirket 1 milyon dolar yatırım yaptıysa 1.2 kat yatırımları bittikten sonra hasılat elde eder. O da nedir? 34 milyon 800 bin. 34 milyon 800 bin nedir? 35 milyon TL. Yuvarlak 35 milyon TL. Yani 1 milyon dolarlık bir yatırımın 5 milyon TL sermayesi olan bir şirkete 35 milyon TL hasılata etkisi olur. Arttırır yani hasılatı. Tamam. Bu hasılatın hepsi kar mı olur? Bu hasılat genelde %25 işte %15 ile %30 arasında değişir. Yani %30 hasılatın net karla tamam %30 olması çok zor ender bir durumdur. Ancak biz %15 makul bir rakamdır. %15 olduğunu düşünürsek arkadaşlar %15'i net kar olarak net karla etkisi olur. Bu 35 milyonun %15'i 5 milyon 250 bin TL'dir. Yani bugün 1 milyon dolarlık bir yatırım yapan bir şirket yıllık 5 milyon TL'nin birazcık üstünde net karlılığını arttırır. Bu budur. 5 milyon TL'de sermayesi varsa 5 milyon TL bir sermayeli şirketin 5 milyon TL sermayeli bir şirketin hisse başına kazancını 1 TL arttırır. Bitti. Bu budur. Ama kelleye çare bulduğunu, ölüme çare bulduğunu, yaşlılığa çare bulduğunu, kansere çare bulduğunu söylüyorsunuz o ayrı. Bu oranlar değişebilir. Ancak bunlar 3 aşağı 5 yukarı budur. Siz de kendi hissenizde bu ses Sasa olabilir, Hektaş olabilir, Aygaz olabilir, Pınar Süt olabilir, Petun olabilir. Her neyse yatırım yaptığı şirketi bu projeksiyonla projeksiyonlarsınız. Sermayesine bakarsınız. Hisse başına ödediğiniz fiyata bakarsınız. Net karlılığına bakarsınız. Sonucu bulursunuz. Şimdi buradan bir şeyler yaptığınız zaman hülo üzerinize bir adamlar hücum yapıyor. Hülo üzerinize bir hücum yapıyor. Alın ben size balık vermiyorum. Balık tutmasını öğretiyorum. Bu budur arkadaşlar. Bunun hasılat etkisi taş çatlasa 1.2 olmaz da 1.25 olur. Veya %15 olmaz da %20 olur hasılatın net karlılığa etkisi. Bu kadardır. Şimdi bakalım arkadaşlar grafiklere. Ondan sonra yol haritamızda borsada neredeyiz ona göre devam edelim. Şimdi borsada bakın bir sıkışan üçgen içerisinde olduğumuz kesin. Gördünüz mü? Şöyle bir yukarıdan bir alçalan üçgen, aşağıdan gelen bir üçgen içerisindeyiz. Yani bu tarafa patlar. Patlarsa ne olur arkadaşlar? Bakın şimdi şuradan şöyle şuraya doğru getirelim, tamam mı? Şunu da şöyle bir keselim. Şöyle ayarlar diyelim. Şuradan sağa uzat bölümünü. Bakın şimdi bu bir tarafa bu kadar gider arkadaşlar. Şimdi bu yukarıya doğru kırarsa yani şuralara getirir hedef. Nedir bu? 9340'lara kadar getirir. Eğer bu üçgen aşağıya doğru kırılırsa arkadaşlar. Şimdi tabii bu aşağıda bunları pek konuşmak istemiyoruz ama şöyle 6800'leri bizlere gösterir gibi geliyor. Bu bir sıkışan üçgen formasyonu. Ancak baktığımızda böyle sanki yukarıya giden de şöyle bir trend var gibi. Yani bunu da yadsıyamayız arkadaşlar. Şöyle baktığımızda yukarıya doğru da giden bir trend var. Bunu da buradan şöyle bir sağa doğru uzattığımızda bunu da buradan görüyoruz. Ancak bunu buradan takip edeceğiz. Şimdi yukarıda yeniden bir yükselişin olabilmesi için ne diyoruz? 8250'leri kesmesi gerekiyor. Ancak bunun kaderini görebilmemiz için arkadaşlar ilerleyen vadelerde yani şunu şuraya şöyle getirdiğimiz zaman ilerleyen vadelerde ya 6800'lere ya da yukarıda 9300'lere doğru şöyle bir yukarıya doğru gidecektir. Şöyle baktığımızda ancak Borsa İstanbul'da şöyle hareketli ortalamanın üzerindeyiz. Trendde de üzerindeyiz. Yani artı bir borsa iyi görünüyor. Bakın tam şu trendle şu şey yani 7950 civarı kritik 7960 civarı kritik görünüyor. Ancak şu an borsada teknik sinyaller ala doğru devam ediyor. Herhangi bozulma falan yok. Ancak izlememiz gereken seviye 7950'ler 7960'lar olacaktır. Yol haritamız bunu söylüyor. Ben söylemiyorum çünkü gayipten haber veremem. Borsanın yukarıya mı gidecek aşağıya mı gidecek bunu gerçekten Mehmet Şimşek'i takip etmek gerekiyor. Eğer enflasyon üzerinde iyi bir hikaye ve güçlü bir hikaye ile ilgili bir done gelirse elimize bence çok pozitif olacaktır. Kesinlikle çok pozitif olacaktır. Ancak haber akışları olumlu gelmezse o zaman da tabii negatif olabilir. Yani sizlere burada gerçekten bir nokta atışı söylemek isterdim ancak çok zor. Bu kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşünceler yatırım tavsiyesi kapsamında olmayıp sadece sohbet niteliğindedir. İyi akşamlar, bol kazançlar.